mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttakîn. Ve lâ udvâne illâ alâ'z-zâlimîn. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme salli. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه صدق رسول الله ونتقى حبيب الله Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, Cumamız mübarek olsun. Yüce Rabbim bugün ifa edeceğimiz ibadetler, taatler, hayru hasenatlar, dualar, niyazlar vesilesiyle bizleri affına mazhar kıldığı bahtiyarlardan eylesin. Gerçek hesap günü gelmezden önce şimdiden kendisini hesaba çeken ve ilmiyle amil olan öğrendiklerini hayatına tatbik eden kullarının zümresine bizleri ilhak eylesin. Aziz kardeşlerim, yaklaşık 23 yıllık bir zaman diliminde nazil olan Kur'an-ı Hakîm'in ilk inen ayetleri bildiğiniz gibi İkra, oku. Bismi Rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku, emriyle başlamıştır. Bu ilahi emirle Kur'an'ın vahyine muhatap olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ey ertüsüne bürünen, ya eyyuhel müddessir, kalk ve uyar. Gum feendir. Bir başka ayette yine yakın akrabanı da uyar. Ayetleriyle artık tebliğ ve davetle mükellef kılınmıştır. Önce en yakınlarından başlamak üzere İslam'ı davete başlayan alemlerin sultanı Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam peygamberlik hayatı boyunca bu görevi en iyi şekilde ifa etmiş, en güzel örnekliğiyle, hayatında uygulamasıyla bize örnek olmuştur. Bu sayede İslam dini kısa sürede yayılmaya başlamıştır. Ve çepeçevre Suudi Arabistan yarımadasından başlamak üzere İslam'ın tebliğini bizzat Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan alan Ashab-ı Kiram Efendilerimiz, onların muallimleri diyar diyar, ülke ülke, şehir şehir gezerek bu ilahi daveti yerine getirmişler. İslam
İslam'ın emir ve yasakları, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan çepeçevre yayılmıştır elhamdülillah. İslam'a ve İslam esaslarının uygulanmasına çağrı manasına gelen davet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de şu anlamlarda kullanılır aziz kardeşlerim. İslam'a çağrı, imana çağrı, Allah yoluna çağrı, Allah'ın kitabına çağrı, kurtuluşa çağrı, hayra çağrı, hayat kaynağına çağrı, hakka, hakikate çağrı, esenliğe çağrı gibi manaları ifade eden bu davet kelimesi aslında öz manası itibariyle İslami inanç ve değerlerin kabul edilip, tasdik edilip, onları bizzat uygulama noktasına getirme faaliyetinin bir bütünü olarak hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere yönelik olabilir, olmalıdır. Tarih boyunca da böyle devam ede gelmiştir. Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekliyle yaratmış, sayısız nimetlerle donatmıştır. Kainatı emrine vermiş, onu vahyin muhatabı kılmıştır. Rahmetinin bir tecellisi olarak nice peygamberler göndermiş, bize rehber kılmıştır onları. Bütün peygamberler baktığımız zaman insanlığı hakka ve hakikate davet etmişler. İnsanların ebedi kurtuluşu için hem dünya hem de ahiret saadeti için çalışmış, çabalamışlardır. İşte bu çağrı bütün peygamberlerin diliyle ilahi hakikatin ortak çağrısıdır. Bu çağrı kainatın en şerefli varlığı olan insanoğluna yapılan bir yücelme, yüceltme çağrısıdır. Ahsen-i takvim üzere yaratılan ve en yüce makama ermesi beklenen halifelik göreviyle donatılan işte bu çağrıya layıkıyla kulak vermekle mümkün olur. Bu çağrı insanı kula kul olmaktan kurtarıp gerçek özgürlüğe ulaştıran tevhidin çağrısıdır. Ve bu çağrı ilim ve irfanın, hikmet ve adaletin hakim olduğu İslam medeniyetinin çağrısıdır. Peki bu çağrıya kulak verenler ne olur? Yücelir, yükselir, kurtuluşa, felaha erer, cenneti hak eder. Rabbim bizleri gerçek ilahi çağrıya kulak vererek hayatını o istikamette yaşayan ve cenneti hak eden bahtiyarlardan eylesin. Bakınız, bunu aslında bütün Müslümanların, özellikle de bütün hocaların, alimlerin, vaizlerin, müftülerin yapması gerektiğine işaret eden Yüce Rabbimiz, ayet-i celle'de ne şekilde ifade ediyor? Kulak verelim. Estağfirullah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a çağıran ve salih amel işleyen, kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel kim olabilir? İşte bu vasıfları üzerinde taşıyan
insanların en güzeli, en doğruyu, en hakikatliyi tercih ettiğini Yüce Rabbimiz Fussilet suresindeki 33. ayet-i cellede bize ifade ediyor değerli kardeşlerim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ilahi çağrının son davetçisi ve en güzel temsilcisidir. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep başta sahabe-i kiram efendilerimiz ve o dönemdeki müşrik topluma imanı, ahlakı, ibadeti, taati, iyi, güzel işler yapmayı öğütlemiştir. Onun çağrısına kulak vermek elbette ki güzel ahlak ile ahlaklanmak demektir. Ve gerçek imana erip, o imanın gereğini yerine getirmek suretiyle de salih amellerle süsleyerek mümin için en büyük lütuf olan Allah'ın ve Resulünün razı olduğu cennetle taltif edilen kullar olmak demektir. Onun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu rükû vescudû ve'budû rabbakum ve'f'alul hayra leallekum tuflihûn. Ayet-i cellesinde Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz buyurmuştur. Kurtuluşun yolu demek ki bu çağrıya kulak vermekten geçiyor. Kurtuluşun yolu Rabbimize kulluktan geçiyor. Ona secde etmekten ve iyi işler yapmaktan geçiyor. Mabetlerden yükselen bu çağrıya ezan seslerine kulak vermek ve günde 5 vakit huzura durarak huzur bulmak elbette ki bizim en büyük görevimiz, şiarımız olmalıdır. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeden, helal ve harama dikkat etmeden onu, yani Cenab-ı Hakk'ı her daim hatırda, zihnimizde, kalbimizde tutmadan elbette onun rızasına ulaşmak mümkün değildir. Bu konuda aziz kardeşlerim, bakın Rabbimiz bize neyi salık veriyor, tavsiye ediyor. Estağfirullah. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. İyilik ve takvada yardımlaşın. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Buradan anlıyoruz ki, aziz müminler, İslam mahza iyiliktir. Öyleyse iyi işler yapmalıyız. Yaptığımız işi de iyi yapmalıyız, düzgün yapmalıyız. İyilik için bir araya gelmeliyiz. İyilik için yardımlaşmalı ve iyilerle beraber olmalıyız. Salihlerle beraber olmalıyız. Takvaya ancak iyi işler yaparak, iyilerle beraber olarak erişilebilir ve iyiler yurdu olan cennete de ancak iyi insanlarla girilebilir. Rabbim bizleri sadıklarla, başta peygamberlerle, sıddıklar, şehitler, salihler, iyilerle birlikte haşr-ı neşe eylesin inşallah. Cennette Efendimiz aleyhissalatü vesselama komşu eylesin inşallah. Bunun için her zamankinden daha çok birliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Allahu Zülcelal hep ifade ettiğimiz şu ayet-i cellede وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّغُوا. Allah'ın ipine
sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin buyuruyor. Bizi bir atadan, onu da topraktan yaratan Yüce Rabbimiz, aynı inançta kalplerimizi, aynı safta bedenlerimizi birleştirdi. O halde bizlere iki cihan saadetinin yolunu açan, hem dünya hem de ahiret mutluluğunun yolunu gösteren bu çağrıya mutlaka kulak verelim aziz kardeşlerim. İzzeti secdede, alnımızın yani en değerli yerimizin, ayaklarımızın hizasını aldığımız ve ya Rabbi ben senin varlığın, gücün, kuvvetin, kudretin karşısında bir hiçim. İşte o en değerli yerimi ayaklarımın hizasını almak suretiyle sana kulluğumu ispat ediyorum, gösteriyorum demek suretiyle o vardığımız secdede bunu ortaya koyacağız. Demek ki izzeti secdede arayacağız. Şerefi sadece ve sadece Allah Resulü'nün rızasında, onun yolunda ilerleme noktasında arayacağız. Kurtuluşun imanla, huzurun İslam'la, nezih bir hayatın güzel ahlakla mümkün olduğunu unutmayacağız. Aziz müminler, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu güzel davetin en kutlu, en mübarek, en güzel şekliyle alemlerin sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında vücut bulduğunu bize şu ayetle ifade ediyor. Estaizu billah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَنْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Ey Resulüm! Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri, tevekkül edenleri sever buyuruyor Âl-i İmrân suresinde Yüce Rabbimiz. Aziz kardeşlerim, elbette ki şefkat ve merhamet peygamberinin kaba, katı kalpli birisinin olduğunu söylemek bu mümkün değil. Ama Allah-u Teala bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyguladığı davet metodundan örneklerle bunu aksi yapılmış olursa bizler tarafından, sonradan gelen peygamberin takipçileri tarafından eğer kaba, katı yürekli, sert sözlü ifadeler kullanarak Hakk'a davetin, tebliğin bu şekilde yanlış yapılması sonucunda insanların dağılıp gideceklerine işaret ediyor. Ve burada özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emre itaat etmeyen, üzerinde kötü vasıflar taşıyan insanları tebliğ ederken de onlara yine şefkatle, merhametle muamele ettiğini, onlara af yolunu tercih ettiğini, bizim de onları bağışlayarak, affederek, onları potansiyel suçlu görmeden sürekli onlara tebliğimizi, davetimizi yumuşak bir dille yerine getirmemiz gerektiğini buradan anlıyoruz. Bunun en güzel örneğini Uhud Savaşı'nda görmek mümkündür değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz, Aynen tepesinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat etmeyen ve orada ganimet derdine düşen
konumlarını terk eden o sahabe-i kiram efendilerimizi affetti. Onlara asla kaba, sert, katı yürekli davranmadı. Şiddetle cezalandırmadı. Ama yanlışlarını ifade etti. Onlara doğruyu, sadakati yeniden anlattı. Şayet katı, sert bir şekilde davransa, onları cezalandırsaydı, işte çevresindekiler dağılıp giderlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel davranışına şahit olan diğer ashab-ı kiram efendilerimiz, bundan sonraki emirlerinde Peygamber Efendimiz'e alabildiğince itaat etmişler ve bütün verilen vazifeleri bir hakkın yerine getirmek üzere hassasiyet göstermişlerdir. İşte tebliğin bu noktada ne kadar isabetli olduğunu, af yolunu tercih ederek insanlara ısrarla doğruyu, güzeli, iyi, güzel bir üslupla anlatmanın o güzel neticelerini burada olduğu gibi her yerde görüyoruz değerli kardeşlerim. İslam'ın eğitim metotlarından birisi de işte affetmektir. Yerine göre af cezadan daha etkilidir. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu müminlerin Uhud Savaşı'ndaki hatalarını affettiğini ilan etmiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da onların affı için dua etmesini istemiştir. Demek ki hata yapabiliriz. Bunun hemen peşine affımız için istiğfar edip bağışlanma dilemek ve hatta iyilerin dualarını istemek de en doğru metottur aziz kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte bu şekilde gerek Müslümanlara karşı gerekse gayrimüslimlere karşı merhametli ve şefkatli yumuşak üslupla davranıp hitap etmesi bile sadece bu davranış metodu ile nice gayrimüslim hidayete ermiş ve Peygamber'in bu engin merhameti sayesinde, güzel davet sayesinde İslam'la şereflenmişlerdi. İstişareye vurgu yapılıyor bu ayeti cellede. İşte arkadaşlarına danışmasını, onlarla bu konuları tartışıp en son karar verdikten sonra da tevekkül ederek Allah'a güvenip teslim olmayı, sonucunu Allah'a havale etmeyi de salık vermiştir. Aynı zamanda şu ayet-i cellede Yüce Rabbimiz Estaizu billah Udu ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen ila ahiril ayet buyurmuştur ki Yüce Mevlamız Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. İşte davetin, hakka çağrının metodunu Allah Celle Celaluhu kısa öz bir ayetle bize hatırlatıyor değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hakk'ın senin vasıtanla bir kişiyi hidayete erdirmesi en kıymetli dünya nimeti sayılan o dönemde kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. İşte mücadelemiz bunun için olmalı değerli kardeşlerim. İnsanların kurtuluşu, felahı, kötülüklerden iyiliklere tebdil edilmesi, çirkinliklerden güzelliklere davet edilmesi, yanlışlardan doğrulara davet edilmesi ve onların hak yoluna
çağrılması bizim için en büyük ecirlerden, sevaplardan birisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşeriyeti bu duygu ve şuurla hidayete erdirme iştiyakı içerisinde bir ömür boyu mücadele etmiş, tebliğini bıkmadan, usanmadan devam ettirmiştir. Rivayete göre Hazreti Nuh Aleyhisselam da 1000 yıla yakın bir zaman bu mücadeleyi devam ettiriyor. Birazdan sizlere peygamberlerin tevhid mücadelesinden birkaç örnek de bahsedeceğim Kur'an'ın ifadesiyle. Vazifesini icraya mani olacak bütün dünyevi teklifleri de elinin tersiyle iten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, tebliğin ilk döneminde vuku bulan şu hadise ile de bu hakikati bizzat davranışıyla ortaya koymuş ve bizlere örnek olmuştur. Bir gün müşrikler toplandılar, şöyle bir karar aldılar. Dediler ki biz bu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bu davasından bir türlü vazgeçiremiyoruz. Ey Ebu Talip, sen bizim temsilcimiz olarak git yeğenine ve şu teklifi yap. Ebu Talip geldi, peygamberimizin amcası, dedi ki ey yeğenim, şu davandan vazgeç. Sana bu kabilenin reisliğini verecekler. En güzel hatununu nikahlayacaklar. Seni en kıymetli makamlarla, efendim alabildiğince bir servetle donatacaklar, dedi. Yani dünyevi anlamda bütün verilebilecek, efendim insanı belki şuurlu olmadığı zaman bir anda böyle sendeletecek korkunç bir teklif, cazip bir teklif. Bunun karşısında Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bakın nasıl cevap verdi aziz kardeşlerim. Amca, vallahi bu yüce dinimiz İslam'ı tebliğ için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz, koyacak olsanız ben yine bu davadan vazgeçmem. Ya yüce Allah onu bütün cihana yayar, İslam'ı bütün cihana yayar, vazifem biter, ya da bu yolda ölür giderim, dedi. Sonra da mübarek gözlerinden yaşlar aktı, ağladı ve Allah'a olan teslimiyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Evet, aziz kardeşlerim, zaman zaman bu denli dünyevi imtihanlarla muhatap olabiliriz. Bizim başımızı döndürecek o teklifler ya da şu anda yaşamış olduğumuz o dünyevi mal, mevki, makam, servet içerisinde Allah'ın verdiği o sayısız nimetler karşısında eşsiz bir bolluğun içerisinde olabiliriz. Ama unutmayalım ki her nimetin bir şükrü olmalı. Ve Allah bize nimetini artırdıkça biz de kulluğumuzu, ibadetimizi, hayru hasenatımızı, yok olanın halinden anlayışımızı ve daha çok verme alışkanlığımızı perçinlememiz gerekiyor. İşte bu imtihanın üstesinden gelebilmek, sağlam bir nefis mücadelesi, sağlam bir iman ve güzel ahlak, Allah Resulü'nün bu güzel öğütlerine uymakla mümkün olabilecektir. Tebliğ hizmetini kim olduklarına bakmadan bütün insanlığa şumullendirmemiz icap ediyor aziz kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazen bizzat kendi yakınlarına yapılan yanlışlardan dolayı bile bu tebliğ, irşat kapısını, davet kapısını kapatmamıştır. Bakınız birkaç örnekle bunu sizin anlayışınıza sunmak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam
muhtereme kızı Zeynep'i hicret esnasında deveden düşüren ve vefatına sebep olan azılı İslam düşmanı Bab bin Esved'e bu davet kapısını kapatmadı. Mekke'nin fethine kadar Müslümanlara her türlü düşmanlığı yapan İkrime bin Ebu Cehil'e tebliğ kapısını kapatmadı. Hazreti Hamza'yı, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'yı, Peygamberimizin amcasını şehit eden Vahşiye bu kapıyı kapatmadı. Hatta amcasının cesedini parçalayıp ciğerini hırsla ısıran Ebu Süfyan'ın karısı Hind'e bile bu tebliğ ve davet kapısını kapatmadı. Onların bir kısmına dedi ki, tamam git, bari gözüme görünme dedi. Aziz kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Fetret-i Vahiy'den sonra Duha ve İnşirah surelerinin yeniden nazil olmasıyla beraber hakkı anlatmak için bir kez kalkmış ve ömrünün sonuna kadar da ümmetinin ihyası için, kurtuluşu için, cenneti için bir daha oturmamıştır. Bizler de oturmayacağız. İlahi kelimetullah için, hakkın tebliği daveti için mücadeleye devam edeceğiz aziz kardeşlerim. Yüce Peygamberimiz yaşamadığı hiçbir şeyi yapın dememiştir. Hal ile örnek olacağız. Yaşayarak tebliğimize devam edeceğiz. Söze gücümüz yetmiyorsa bile. Herkesin uyuduğu ve dünyaya daldığı vakitte Hira'da, Darul Erkam'da hakkı arayan Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi dava insanları da herkesin uyuduğu vakitte uykuya dalmayacak ve Allah'a kullukta, tebliğde ve ısrarla davete devam edecek. Rabbim bizleri öyle olan kullarından eylesin. Aziz kardeşlerim, davet konusunda elbette ki zamanın uygun araç ve tekniklerini geliştirebilmek, bu da Müslümanların sorumluluğundadır. Şimdi diyoruz ki, bir fani dünya, iki ahiret dünyası, hep bunu söylüyorduk. Şu anda üçüncü bir dünya var değerli kardeşlerim, o da dijital dünya. Müslümanlar olarak bu dijital dünyaya hükmetmediğimiz sürece, gözümüzün nuru ciğerpalelerimizi, gençlerimizi zamanın fitnelerinden, tehlikelerinden, tuzaklarından, zehirli akımlarından, imansızlık, peygambersiz bir Müslüman yaşamaya çalışma aşılaması, cinsiyetsizlik gibi bu şekilde çok tehlikeli akımlara karşı gerek kavli, fiili, gerekse dijital dünyada hep birlikte mücadelelerimizi devam ettirmeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elhamdülillah bu konuda kurulmuş müstakil bir daire başkanlığınca bu faaliyetler güvenilir bir platformda ve gençlerimizin her türlü ulaşabileceği görsel, işitsel materyallerle bu hizmeti sürdürmektedir elhamdülillah. İşte Yüce Rabbimiz bu konuda bizlere şu hatırlatmayı yapıyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi velirrasuli. اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağrıldıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun. Ve şüphesiz bilin ki Allah kişi ile kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Dönüş onadır. Son durak, varış onadır.
Başka ayetlerde de bunlar ifade edilir. Değerli kardeşlerim, burada insan ile kalbinin arasındaki ifadesi çok dikkat çekicidir. Bunu bir deyim olduğunu ifade eden müfessirlerimiz, özellikle insanın şuuru, aklı, duyguları ve kalbi kastedildiğini, bu kalp ile insan arasına giren ve bu konuda kastedilen hususun aslında şuur, akıl ve duygular olduğunu ifade ediyorlar. Yani bunlarda bulunan hiçbir bilgiyi, kararı, eğilimi, duyguyu Allah'tan gizlemek mümkün değildir. Bütün düşündüklerimizi, aklımızın derinliklerinde geçen o hayallerimizi, hepsini bilen Yüce Rabbimiz var. Allah'ın çağrısına içtenlikle katılanlarla, menfaati için öyle görünenleri elbette Allah bilir. Ayrıca hiçbir beşerin giremeyeceği, bilemeyeceği, müdahale edemeyeceği bu alanlara Allah müdahale edebilir, eder. İşte bunu anlamalıyız. Bu ayetten Allah kişiyle kalbinin arasına girer mefhumundan bunu anlamalıyız aziz kardeşlerim. Bu sebeple duamız hep şu şekilde olmalı. Rabbimize sığınarak inanç, duygu ve düşüncelerimizin güzelleştirilmesi ve bu düşünce, doğru düşünce melekelerimizin kaymaması, ayağımızın şaşmaması, kalplerimizin imandan sonra küfre kaymaması gibi bu şekliyle dualarımızı artırmalıyız. Değerli müminler, Hakk'a davet başta tevhid olmak üzere itikadi ve ameli konuları da kapsamaktadır. Bu bakımdan bütün peygamberler yaptıkları davette ilk önce insanları şirkten uzaklaştırmaya ve onların gönüllerine tevhid inancını yerleştirmeye odaklanmışlar. Sonra da onları ameli ve itikadi konularda, ahlaki konularda doğruya, iyiye, güzele sevk etmeye çalışmışlardır. İnsanların aralarındaki ihtilafların çözümünde Allah Resulüne ve Allah'ın kitabına davet edilmiş olmaları ve yine Hazreti Şuayb'ın kavmini tevhide çağırdıktan sonra onları ticarette doğru olmaya, ticareti helalinden doğru düzgün yapmaya, haksızlık etmemeye, bozgunluk çıkarmamaya, yeryüzünde bozgunluk yapmamaya davet etmeleri hep bunu gösterir. Hazreti Lut'un kavmini cinsi suçlar, hayasızlıklar, yol kesme gibi zulümleri terk etmeye davet etmesi, Hakk'a davetin sadece itikadi konulara hasedilmeyeceğini göstermektedir. İşte bu noktada Kur'an'ın örnekliğine ve peygamberlerin örnekliğine baktığımızda şunu görüyoruz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şahsında Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Sa'ûzu billah, قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Nuh dedi ki, Aleyhisselam, Rabbim, doğrusu ben milletimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçmalarını artırdı. Gerçekten de günahlarını bağışlamam için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Görüyor musunuz? Bu kadar inatla daveti ret. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Fesübhanallah. Ayak dirediler. Kibirlendikçe direndiler. Sonra ben kendilerine açıktan açığa davette bulundum.
Üstelik onlara hem açıktan açığa hem de gizliden gizliye davette bulundum. Gerçekleri, hakikatleri bildirdim ey Rabbim. Rivayete göre 1000 yıla yakın bu davetini hakka, hakikate, gerçeğe, kendi milletini, ümmetin davetini sürdürdüğünü ifade ediyor kitaplarımız, hocalarımız. Yani burada tebliğde bir ısrar, davette bir ısrarın olduğunu da görüyoruz. Zaman zaman kapılar yüzümüze kapansa da, zaman zaman bizler farklı farklı olumsuz efendim söylemlerle itham altına alınsak da, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da öyle dememişler miydi? Bu kafayı yedi, bu Mecnun delirdi, bu kahin efendim çok garip şeylerden bahsediyor falan diyerek onu hor ve hakir görmeye çalışmadılar mı? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her şeye rağmen ne yaptı? Panayır panayır, çadır çadır dolaştı ve Allah'ın dinini tebliğde ısrarla devam etti. İşte biz de öyle olmalıyız aziz kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in davet metoduna baktığımız zaman bir evlat baba örnekliğindeki çok muazzam bir davet metoduna şahitlik ediyoruz. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Uzun tabi ayet-i celler. Mealen bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti: babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu putlara niçin tapıyorsun? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi, hakikat bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkartayım, hidayetine vesile olayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. İşte bu ayetler bize şunu gösteriyor aziz kardeşlerim. Bir evladın anne babasına karşı nasıl davranması gerektiği, nasıl bir hitap tarzı kullanması gerektiğini çok ilgi çekici bir şekilde bize gösteriyor. Babasının onca inadına, müşrik oluşuna ve kendisini tehdit etmesine rağmen Hazreti İbrahim hep hitabında Kur'an'ın üslubuyla gördüğünüz gibi baba demiyor, babacığım diyor. İşte tebliğdeki metot, Hakk'a davetin özelliği, güzelliği değerli kardeşlerim böyle olmalı. Aynı zamanda buradan bir mesaj daha alıyoruz. Demek ki hep büyükler küçüklere tebliğ etmeyecek. Bazen ilmi birikimi ve çalışmaları, gayreti, okumaları uygun seviyeye, kıvama geldikten sonra küçüğün de büyüğe tebliği, daveti, Hakk'a çağrısı olabilir. İşte Allah Celle Celaluhu bunu Kur'an'da bize öyle gösteriyor değerli kardeşlerim. Bu konuda enaniyet yapmayacağız. Son bir örnek vererek sözlerimi noktalamak istiyorum. Hazreti Musa döneminde imanını gizleyen bir müminden bahseder Kur'an-ı Kerim. Firavun ailesinden olduğu bildirilen bu mümin kişinin Firavun'un amcası oğlu olduğu, Kıpti asıllı biri olduğu da söylenir. Ama ismi bilinmeyen bu kişinin muhtemelen dini bir arayış, bir inanç arayışı içerisinde olduğu, bu konuda sürekli düşünüp taşınıp kafa yorduğu ve salih bir kimse olduğu, erdemli bir kimse olduğu anlatılır. Musa'nın davetine, Musa Aleyhisselam'ın davetini öğrendiğinde de aradığını bulup ferahlayan bu imanını gizleyen mümin
hemen onun davetine icabet etmiş ve hidayete ermiş. Sonra Firavun'un Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verdiğini gördüğünde de derhal harekete geçerek onun huzuruna çıkıp korkmadan hakkı, hakikati haykırmıştır. İşte Kur'an'ın ifadesiyle orada bulunanlara şöyle hitap ediyor. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِي اِلَى النَّارِ İlâ ahir-i ayet. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Ben ise sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da, öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki, dönüşümüz Allah'adır. Ve hakikat çizgisine sapanlar, işte onlar cehennemliklerdir, buyuruyor. Aziz kardeşlerim, tabii ki Kur'an'da zikredilen ve peygamberlerin bu hakka çağırıcı üslubu metodun yanında, başta peygamberimiz olmak üzere ve daha nice böyle farklı örnekleri görmemiz mümkündür. Davetin karşılığını elbette Allah'tan beklemeliyiz sadece ve sadece. Hiçbir ücret beklememeliyiz. Üstelik peygamberler davet ettikten sonra arzu ettikleri neticeyi alamadıkları için de derin bir üzüntüyü sürekli yaşamışlardır. Hatta zaman zaman sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini harap edecek noktaya kadar gitmiş ve Cenab-ı Hak onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. O halde onlar için üzülerek kendini harap etme diye peygamberini bu şekilde uyarmıştır. Demek ki iki yüce gaye ile peygamberlerden aldığımız ilhamla hakka çağrıya devam etmeliyiz. Bir, görevimizi yerine getirirken sadece ve sadece Rabbimizin rızasını gözetmek. İki, Allah'ın hidayetini insanlara ulaştırarak onları iki dünya mutluluğuna vesile olmaları için mücadeleye devam etmek. Rabbim bizleri bu ilhamla yoluna devam eden kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde, rehberliğinde bu yüce davayı, hakikati en zirveye çıtayı yükseltme noktasında fedakarca, gerekirse uykumuzdan feragat ederek, evimizden, çoluk çocuğumuzdan feragat ederek Allah'ın dinini yüceltme konusunda seferberliğimizi her daim yerine getirmeli ve bu gayretimizi canlı tutmalıyız aziz kardeşlerim. Ve bu konuda Allah'ın çağrısının, kutlu çağrısının kıyamete kadar işte peygamberlerden aldığımız ve son elçi Hazreti Muhammed'den aldığımız örneklikle en güzel şekliyle yerine getirmeye devam etmeliyiz. Bunun için de kalplerimizin eğrilmemesi, imandan sonra küfre kaymaması için de Rabbimize dua etmeliyiz. Ey kalpleri renkten renkte, iyiden kötüye, kötüden çirkine, imandan küfre, küfürden imana evirip çeviren Allah'ım, bizlerin kalbini de dinin üzere sabit kıl ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.